İzmir mutfağından ısırgan bezeli tatlı. Bezeleri için 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 3 tatlı kaşığı ısırgan tohumu. Hamuru için 1 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tutam ısırgan, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı ılık su. Bursel'cim, ısırgan bezeli tatlımızı yapacağız şimdi, malzemelerini getirelim. Önce bezesini yapmak Önce istiyorsun. Bezesini yapacağım. Bunun için iki tane yumurtamızın beyazını ayırıyoruz sarısından. Beze yapmak aslında çok kolaymış. Ben çok severim. Hani böyle şeyden, pastanelerden falan illaki alırım. Çok hoşuma gidiyor. Ayrıca da sporcu yiyeceği derler yumurta akından dolayı. İki taneden bir sürü çıkacak diyorsun. Evet, bir sürü çıkacak. Bu bereketli bir tatlı. Bunda dikkat etmemiz gereken nokta sarısı hiç kaçmaması gerekiyor. Sercim, bunun olduğunu anlamak için çeviriyoruz. Dökülmüyor. Bu pastacılık kurslarında falan en önemli şeymiş. Nokta. Bunu yaptırıyorlarmış. Çekelim bir çay bardağı şeker alalım. Bunu da biraz yavaş yavaş geliyoruz. Nursel'cim, bunun olduğunu da anlamak için parladığını görüyorsun şekeri koyduktan sonra. Böyle parladığı zaman doğru. Merengimiz hazır olmuş oluyor. Merenk veya beze diyoruz. Merenk de deniyorum. Çok doğru. Az önce hatırlayamadım. Ya bu ne enteresan. Çok ilginç, yani ilk defa gördüm. Göz kararı da koyabiliriz. Ben 3 çorba kaşığı da koyuyorum. Neydi? Isırgan tohumu. Isırgan tohumu. Tohumu, evet. Hani bunu ekiyorsun, ısırgan otu oluyor. Evet. Müthiş, bayıldım evet. Böyle şey, şimdi, keten tohumuna çok benziyor. Evet, onu artık çok az böyle blenderımızı çalıştırmadan karıştıracağız. Şöyle. Biraz daha koyalım. Tamam, teşekkürler. Çok güzel bir görüntü verecek herhalde. Evet, bir de çıtırlık veriyor. 3 kaşık falan koymuş olduk. Bu tarifi ben kendim oluşturdum. Değişik şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Ispanaklı kekten esinlenerek bravo. Tatlıyı daha faydalı bir bitkiyle birleştirerek bu şekilde hazırladım. Bunu şimdi sıkma torbasına alacağız. Fırınımızı 160 derecede önceden açtım. Isıttık. Ben sana koyayım. Evet, lütfen. Kullanat poşetlerden kullanıyoruz. Evet. Bence rahat en oluyor. Pratiği bu. Evet. Hem zaman kazandırıyor bize. Şöyle alayım, ziyan olmasın. Aynen. Ay, çok şeker görünüyor. Şimdi bunları büyüklüğünü kendimiz bunun istediğim... büyüklüğü aslında önemli. Şunu istersen söyleyeyim. Tatlının boyutuna göre, ortasına evet, göre. Aslında bu üstte kalacak evet, kısmı. Servis zamanı sunumda evet. Birbirini bütünlesin ve çıtır bir lezzet gelsin diye. Bunu bu şekilde sıkıyoruz. Yani bunun alttan daha küçük olması evet. Gerekiyor. Bu çok kabaracak bir şey değil, değil mi? Biraz hacimlenecek. Ne güzel sıktın. Kendi alışık olduğun evet. Poşet ve ağızlık galiba o yüzden. Çok beğendim sıkmanı falan. Çok güzel oldu. Şimdi 160 Tuğçe'cim derecede. Bunu evet 160 derecede 20 dakika 15-20 dakika pişecek. Şimdi hemen ısırganımızı hazırlıklarını evet, yapalım. Şimdi ısırgan bezeli tatlımız için ısırgan yapraklarını ayıklamaya başladın. Şimdi başladım. Hamuruna geçiyoruz, o hamur kısmına. Evet. Sana bir de blender takacağım.
blender dolayı. Evet, şekerim. Evet, yumurta. Vay, ne kadar sağlıklıyız bugün ya. Evet. Bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Bugün Nursel'in mutfağında sağlıklı yemekler var. Şeker alacağım. Bir su bardağı şeker. Bir çay kek bardağı. Kek gibi değil mi gidiyoruz? Evet, bir çay bardağı yağ. Evet, bunu biraz... İstersen onu elle yapalım. Şöyle. Ha? Onunla olmayabilir belki. Şöyle. Evet, biraz onu kıvamlaştırdıktan sonra bunları ezmek için bu kesici blenderımızı kullanmamız gerekiyor. Allah Allah, ne enteresan bir şey yapıyorsun ya. Bir şaşırdım. Evet. Un da var mı? Var. Un da var. Bu tarifi benim dayımın kızı bir tatlı yapıyor. Hanım Bebe diye bir tatlı. Ben şuruplu tatlıları çok beceremiyorum. Bunun şurubu hiç kaynatmadan, hiç olmadan soğuk olduğu için ve ıspanaktan esinlenerek böyle ısırganı çocuklara yedirmek için böyle bir tatlıyı kendim geliştirdim. Yoğurdumuz var, bir su bardağı. Evet Nursel'cim, bu şekilde bak. Çok güzel gözüktü, rengi. Süper. Bir çay bardağı da yoğurt. Onu da bu kesici blenderımızla yaptıktan sonra diğer malzemelerimizi çırpma çırpıcıyla yapacağız. Şunu aldım. Evet, artık vız vızımız bitti. Evet. Şimdi bir bardak irmiğimiz var. Bir bardak irmik. Bir bardak un. Müthiş bir kek tarifi oldu şu anda. Yavaş mı koyayım bunu? Bunu da koyayım, tamam. Alır mı? Yeter. Kabartma tozu, vanilyası. Evet. Ben senin bezelerine bakayım. Alıyorum. Evet. Ay çok şekerler. Şimdi bu beze bize sonunda lazım. Bay Seko, evet. Nasıl geçtin oradan ya? Çok şaşırttın beni. Tamam mı? Evet, şimdi bunu da sıkma torbamıza alacağız. Yine sıkarak şekil vereceğiz. Bu arada 2 bardak şeker ve suyla şerbetini araştırıyoruz. Sıkalım istiyorsan. Tamam. Tatlımızı cam kapta pişiriyoruz. Evet. En büyük özelliği. Çünkü şerbeti kaynatmadığımız için tatlının ısısını biraz tutması gerekiyor ki şerbeti içine çekebilsin. Tamam. Şöyle tutsan. Şimdi sana pişireceğin kabı veriyorum. Cam kapta yapıyorsun çünkü... Cam ısıyı tuttuğu için şerbeti çekmesinde yardımcı oluyor. Çıkar çıkmaz şerbetleyeceksin, evet, çünkü. Evet. Yağlamadık ama. Şey, hamurumuz yağlı bir tamam. Nursel'cim, bu şekilde şekil veriyorum. Kabardığında o kapanıyor. Çiçek yapmaya çalışıyorsun, evet. Yani. Evet. Ilık suyla eritelim değil mi şerbeti? Olabilir. Daha çabuk daha güzel erir. Fırın sıcak olacak değil mi? Fırın, evet, önceden ısıtılmış. Ben karıştırabilirim isterseniz. Yaptığımız bezeler de bunun ortasına gelecek. Evet. Çok kabarmayacak değil mi? Biraz kabaracak. Şerbetimiz 5, zaten. 10, 15 tane çıktı. Yani bir küçük kaldı. Onu olmadı Ceylan aşağıda pişirsin bize. Ceylan, ben sen yapayım. Bunu aşağıda bize pişir. Ne olur ben ne olur. Ben cam kabı alayım bize. Tamam. Bunu şimdi pişirmeye koyuyoruz. Evet. Şöyle çiçeklerimiz var. Üstlerine de bezeler gelecek. Evet, şimdi fırınımıza verdik.
piştikten sonra senin hazırladığın şerbeti dökeceğiz üstüne. Sunumda da bezesiyle birleştireceğiz. O zaman şimdi kahvelerinizi yapayım. Yes. Bir kahve yap. Üç yemek yaptık. Sonuncu yemeği